Kıymetli katılımcılar, Van ili bağımlılıkla mücadele çalıştayına hoş geldiniz. Van Valiliği, İpek Yolu Belediyesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Yeşiler Bölge Koordinatörlüğü işbirliğiyle düzenlenen bir günlük çalıştay programını arz ediyorum. Bu yıl Yeşilay'ımızın 102. yılını kutluyoruz. Bu anlamlı haftada, bu anlamlı çalıştayda siz kıymetli işbirliği yaptığımız kurumlarla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Kısaca Yeşilay'dan bahsetmek istiyorum. Bazen kurumlarımızın görev alanları karıştırılıyor. Bazen bizden ağaç da istiyorlar. Ne zaman bize ağaç dikeceksiniz okulumuza? Yeşilay'ımız genel anlamda 5 bağımlılık alanda çalışıyor. Tütün başta olmak üzere alkol, kumar, madde ve 2013 yılında tüzüğünü almış olduğu teknoloji bağımlılığı ile 5 bağımlılık alanında hem önleyici hem de rehabilitasyon çalışmalarını yürütmektedir. Bu yılda nasip olursa 102. yaşımızı kutluyoruz. Yani bir asırdır bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bu yolda sadece tek olduğumuzu söylemiyoruz. Sizlerle birlikte yaptığımız çalışmalarla anlam kazanıyor. Bugün de bu çalıştayda bu kapsamda bir araya geldik. Ben tekrar teşekkür ediyorum. 100. Üniversitemiz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nız ve tüm süreçlerimizi organize eden, finanse eden İpek Yolu Belediye'mizle bu süreçlerimizi yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Ben bu süreçte bize katkı sunan İpek Yolu Belediye'mize ve kıymetli müdürümüze Nihmettin Bey'e çok teşekkür ediyorum bu süreçler için. Kolay temin edilebiliyor olması oluşturuyor. Müptele oluyor, onun bağımlısı haline geliyor. Bunun altını biraz çizmek istiyorum. Bu biraz da şeyle ilgili. Ben bir cami olarak bu çocuklara hepimizin de biz el birliğiyle bir muhtar olarak benim üzerime ne düşmüşse ben taşın altına el koyarak her türlü fedakarlığa razıyız bu konuda. Elimizden ne geldiyse biz her konuda sizin yanınızdayız. Özellikle bu çocuklar bizimdir. Bu arkadaşlarımız epey bir fayda gördü. Psikolojik destek verdik. Zaten şu anda bizim birimizde eğitmen olarak görev yapan yaklaşık 4 kardeşimizden biri sizin Suat Bey sizin yanınızda zaten eğitim aldı. Tezimi sizde verdi. Bu da çocuk işçiliği ve bağımlılığı ile bir tez hazırlamıştı. Birliğinde dilekçesini Bayrakla mütevelli heyetine sunuyoruz. Mütevelli heyeti de konu değerlendirip aileyi gerekiyorsa nakdi, aynı ya da giyim konularında destekliyor. Ama dediğim gibi somut veri olarak sosyal incelemeci raporunda bunu açıkça belirtmişse, işaretlemişse bu, ve bunu sisteme kaydetmişse bu veriyi ancak somut olarak çekebiliriz. Başkanlığımız Göç ve Manevi Hizmetler Daire Başkanlığı'nın alanlarından biri de bağımlılıkla mücadele. Ama biz bu konuda benden önce konuşan arkadaşlarım gibi rehabilitasyon ve önlemeden ziyade bağımlılık öncesinde aileyi ve aile bireyi oluşturan anne, baba, çocuk, genç, yaşlı, engelli tüm bu alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Kur'an kurslarında, hafızlık Kur'an kurslarımızda, 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda, engellilere yönelik Kur'an kurslarımızda bir takım çalışmalarımız var. İlimizde 28 koordinatörümüz var bağımlılıkla mücadele alanında. Her ilçemizde 2 koordinatör ve merkezde 2 koordinatör olmak üzere. İsim Çetin Karakman, Esnaf Odalar Birliği'ne katılıyorum, o da başkanım. Bizler de esnafları ziyaret ederken yanında çalışan elemanlara dikkat etmelerini, herhangi bir kötü alışkanlığı varsa bize bilgi vermelerini bu konuda uyarıyoruz. Ayrıca sigarayı, artık zaten genelde tüm yerlerimiz esnaflarımız satıyor ama bunun yanında sokakta satanlar var mesela, açık bir şekilde sigara satanlar var. İlkokulda bu eğitim başlarsa inanıyorum ki belki birçok çocuğumuzu kurtarabiliriz. Bunları temel eğitime alırlarsa bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum. İpek Yolu Belediyesi olarak sizleri burada ağırlamakta mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftası tüm insanlık için hayırlı bir vesile olmasını temenni ediyorum. Yeşilay'ın görev alanına giren konular sadece ilimizin veya ülkemizin değil, tüm dünyanın mücadele ettiği sorunlardır. Bu konuda kurumlar arası dayanışma, işbirliği olmazsa başarı sağlanmaz.
Bu sebeple belediyemiz ve Yeşilay'ın bu ortak çalışmasını değerli buluyorum. Diğer kurumlarına örnek teşkil etmesini diliyorum. Doktor Semra Gümüş, İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürü ve aynı zamanda İpek Yolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekiliyim. İlçe sağlıkla ilgili kısmı zaten Leyla Hanım anlattı. Tamamen iyi sağlıkla birlikte bakanlık talimatlarına göre yürüttüğümüz çalışmalarımız sayıları da verdi zaten kendisi. İpek Yolu Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak da biliyorsunuz 2 yıl boyunca tabii ki biraz önce pandemi döneminde pek etkili olamasak da son 3 aydır, 4 aydır birlikte işte sırayı bırakma gününde eğitimlerimiz, okullarımızda eğitimlerimiz veriyoruz ama benim en çok karşılaştığım sorun değil de sorunun karşısına yapılmış şeyi söyleyeceğiz. Çok ciddi anlamda madde bağımlısı olan kişilerin aileleri tarafından bizlere başvuru var. Hem en büyük ilçe sağlık müdürlüğü olmamız hem de İpek Yolu Belediyesi'nde çalışıyor olmamız sebebiyle bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Özellikle son 4-5 senedir 5,5-6 ton civarında bir eroin maddesi yakalamamız oluyor. Yine 400 kilo civarında metamfetamin maddesi yakalamamız oluyor. Hatta şöyle ifade edebilirim, tüm Avrupa ülkelerinin toplamından daha fazla eroin madde yakalamasını biz yapıyoruz sadece narkotik suçlarla mücadele müdürlüğü olarak. Bunun yanında sokak suçları anlamında torbacı diye tabir edilen şahıslar anlamında da faaliyetlerimiz de aralıksız aynı şekilde devam etmekte. Yine senelik 150-160 civarı torbacı şahısları konusunda yakalanıp maddi makamlara sevk edilmiş ve sonucunda tutuklanmıştır. Şimdi bağımlılıkla en çok uğraşan ve canı en çok yanan ilçelerden biri biziz. Bursa nedeni ilçemizin İran sınırında yer alması. İlçemiz gerek düzensiz göçmen geçişlerinin yaşanması ve gerek uyuşturucu, tütün ve benzeri ürünlerinin geçişi ve kaçakçılığının en çok yaşandığı ilçe bizim ilçemiz. Oktay Aksoy, İlfer Kontrol Genel Müdürü, ayrıca Yeşil Spor Kulübü Başkanı olarak burada bulunmaktayım. Öncelikle çalıştığın oluşuma katkı sağlayan herkese teşekkür eder, hoş geldiniz diyorum. Yeşil Spor Kulübü olarak yeni bir başlangıç yaparak bağımlılıkla mücadelede bireysel alanda sporun önemini ortaya koymak ve bu konuda tüm kamu kurum ve sendikalardan destek almak için çalışmalarımızı yürütmeye başlayacağız. Ben teşekkür ediyorum 32 katılımcı kurumlara adına söz aldılar ve gerçekten hani genel olarak bakıldığında fotoğraf azımsanmayacak derecede bir etkinlik, eğitim, önleyici anlamda bir çaba ve gayretin varlığı bir plana çıkıyor. Tabii detaylarını biraz daha sonra aktaracağız. Görünen o ki herhalde daha çok işbirliğine, daha planlı, daha rasyonel işleyen bir eylem planına ihtiyacımız var. İnşallah kurumuz kutlu olsun. Yeşilay Bezki Yaşı'nı Yeşilay varsa bağımlılıklardan uzak bir hayat olsun. Sağlık bugün kent açısından çok önemli olan bir çalıştayı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hem kentin kimliği açısından büyük bir olumsuzluk barındıran hem de kentte yaşayan madde bağımlısı birey, aile ve kurumları zor durumda bırakan, çok uğraştıran önemli bir toplumsal sorunla ilgili çok kıymetli bir çalıştay gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu çalıştayın toplumsal fayda açısından kıymeti çok büyüktür. Gerçekleştirilen bu çalıştaya bugün Van il özelinden 32 paydaş kurum temsilcisi katılmış ve konuyla ilgili bugüne kadar yapılmayan ya da yapılamayan işbirliği zemini tartışılmış, yapılan etkinliklerin bir envanteri çıkarılmıştır. Dışarıdan bakıldığında her ne kadar etkinlikler çok az görülse de fakat burada ilgili paydaşlar dinlenildiğinde bağımlılıkla mücadele anlamında her kurumun kendince yaptığı çok özel çalışmalar var ve bunları topladığımızda kentin gerçekten olabildiğince zengin bir etkinlik envanterine sahip olduğu bir gerçeklik olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bağımlılıkla mücadelede sorunlar ve çözüm önerileri Çalıştay'ımızın inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Van ili tarihten beri en eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış, eşsiz doğa alaylarını bünyesinde barındıran, bilimsel incelemelere ve araştırmalara açık bir şehir konumu özelliğini korumaktadır. Van ili bölgesinde 24 saat yaşayan tek il konumdadır. İpek Yolu'da bu 24 saat yaşayan şehrin kalbi, ilçesi konumunda. Gerek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olsun, gerek hayata dair, ticarete dair, sanata dair ne varsa İpek Yolu'nun merkezinde yoğun bir şekilde 24 saat durmadan yaşayan bir şehir konumu bulunmaktadır. Çok değerli Azirun, bağımlılıkla mücadelede kaymakamlık olarak tabii ki çok etkili önlemler alıyoruz. Gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz, gerek İl Jandarma Komutanlığımız, bu birimlerin alt birimleri, kaymakamlığımızın birimleri olarak bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirleri yoğun bir şekilde yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın emirleri doğrultusunda bu mücadele kararlılıkla sürdürülmekte. Bu Çalıştay'la da birlikte inşallah bağımlılıkla mücadelede sorunları ve çözüm önerilerini daha etkili, verimli bir şekilde Van özelinde görmüş olacağız. Burada 32 kurumun bilgilerini ve elindeki verilerini paylaşmaları sonucu Van'ın genel bir resmini de çekmiş oluyoruz. İpek Yolu bağımlılıkla mücadelede en fazla etkilenen ilçelerden bir tanesidir. Çünkü hayat burada, yaşam burada ve biz bu mücadeleyi etkili bir şekilde yapmamız durumunda gerçekten Van'ın geneline de sirayet edecek nitelikte sonuçlarını alacağımızı umuyorum. İpek Yolu Belediyesi olarak da bağımlılıkla mücadelede kararlı bir çalışma yürütmekteyiz. Belediyemizin hizmetleri kapsamında gerek kültür merkezimizde, gerek sportif merkezlerimizde, kurs merkezlerimizde yoğun olarak birçok eğitim ve seminerler düzenlenmekte. Gençlerimiz, kadınlarımız ve dezavantajlı gruplarımız sürekli olarak bu faaliyetlere katkı sağlamakta ve bu noktada biz çocuklarımızı ve gençlerimizi desteklemeye devam etmekteyiz. Müzik, resim, el sanatları, İngilizce kursu, bilgisayar kursu, tiyatro, drama kursları, sportif ve sosyal aktiviteler başta olmak üzere birçok faaliyet de belediye olarak yürütmekteyiz. Çalıştayımız sonrasında belirlenen riskli bölgelerde saha çalışmaları yapılarak farkındalık oluşturulması hedeflenmekte. İpek Yolu üzerinde de aplikasyonlar, haritalar üzerinde incelenerek gerek il düzeyinde gerek ilçe düzeyinde kurumların aktif ve verimli bir şekilde çalışmaları öngörülmektedir. Ben çok değerli katılımcı kurumlarımızın temsilcilerine, sayın rektörümüze, hocalarımıza, katkı sağlayan tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Şehrimiz için, ilimiz için, ülkemiz için çok önemli bir çalışta, çok önemli bir toplantı. Katkı veren başta Yeşilay Van Şubesi yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese ve ev sahipliğinden dolayı da İpek Yolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimize de çok teşekkür ediyorum. Van 100. Üniversitesi olarak da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Yüksek Öğretim Kurulumuzun talimatlarıyla biz de Van 100. Üniversitesi'nde bağımlılıkla mücadele eylem planını hazırladık, tamamlandı. Bu kapsamda üniversitemizin gerek psikolojik danışma ve rehberlik bölümü eğitim fakültesinde PDR merkezi ve eğitim bilimleri enstitümüz çok büyük bir rol üstlendi. Burada tabii ki birinci husus, bugün burada da benzer bir çalışma yapıldı. Bilinçlendirme ve tespit. Ondan sonra farkındalık oluşturma ve en sonunda da müdahale ve tedavi süreçleri çok önemli olacaktır. Çok kıymetli rektörüm, değerli hocalarımız, kıymetli çalışma arkadaşlarım, sivil toplumun güzide temsilcileri, sivil toplum örgütlerimize. Hülasa çok kıymetli Hazirun, öncelikle bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Malum bugün zaten sabah itibariyle çok güzel bir çalıştay gerçekleştirdiniz ki her biriniz çok kıymetli katkılar sağladınız. Bundan
Hiç endişemiz yok. Tabii sizin yaklaşımlarınızın üstüne söz söylemek, özellikle mücadele noktasında söz söylemek şahsım adına ben haddim olarak görmüyorum. Mutlaka çok değerli çalışmalar ortaya koymuşsunuzdur. Ben sadece işin valiliğimize düşen, mülki idareye düşen boyutundan biraz söz etmek isterim. Biraz önce Sayın Kaymakamımızın da ifade ettiği üzere şu anda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere hepiniz de takip ediyorsunuz. Konuyu çok büyük bir hassasiyetle takip ediyorlar kendileri. Bu konuda tabii sürekli olarak bizleri de taşra teşkilatını da kolluk kuvvetlerimizi de uyarıcı talimatlar geliyorlar. Öncelikle şundan müsterih olmanızı ben isterim. Biz kolluk olarak özellikle önleyici kolluk noktasında üzerimize düşen vazifeleri sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz bütün birimlerimizle. Her anlamda özellikle bu bağımlılık oluşturucu maddelerin ülkemize yasal dışı girişinin engellenmesi noktasında, yine yasal yollardan satılan ürünlerin tüketiminin malumunuz belli kesimlere satışı yasak, bunların takibi noktasında gerçekten gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda müsterih olun. Tabii bağımlılıkla mücadelenin diğer boyutu, sizlerin özellikle sürecin içinde bulunduğunuz boyut, bağımlılığa yakalandıktan sonra ondan kurtulma aşaması. Bu konuda evet, bizim de devlet kurumları olarak malumunuz, Sağlık Bakanlığımızın özellikle bu konunun üzerine düşen, ilgilenen ve vazife olarak kendisine tevdi edilmiş birimlerimiz var. Bu birimlerimiz de günden güne kendilerini güncelliyorlar. Yeni çıkan bağımlılık türlerine karşı hazırlıkları yapıyorlar. Ancak tabii sivil toplum her zaman bir adım daha ileridedir bu tür konularda, devlet makamlarından. Sizler çok daha açık düşünebilirsiniz, çok daha kıymetli önerilerle bizi yönlendirebilirsiniz. Ki bugün de yaptığımız zaten tam olarak buydu. Bizlerin yardımcısı olmanızı biz talep ediyoruz sizlerden bu tür değerli fikirlerle. Yine bir diğer nokta, madde bağımlılığı evet bir başlık bizim için. Ancak hepinizin malumu olduğu üzere gelişen teknolojiyle birlikte bir de teknoloji bağımlılığı boyutu ortaya çıktı günümüzde. Evet, yeni bir alan, belki bilimsel çalışma eksikliği de şu an ciddi manada gündemde. Ancak bu hepimizin özel hayatında, aile hayatında gözümüzün önünde artık ciddi manada ileri bir boyuta gelen bir gerçek biliyorsunuz. Yine bu konuda da sizlerden istirhamımız hem bireysel olarak hem kuruluş olarak, kurum olarak teknoloji bağımlılığıyla mücadele noktasında da şimdiden çalışmalara hız vermemiz olacaktır. Zira evet, madde bağımlılığı ileri bir noktaya geldi, ancak tedbirlerimiz de ileri bir noktaya geldi. Fakat ben şahsım adına özel yaşantımda şahit olduğum manzaraları düşününce sanki teknolojiyle, teknoloji bağımlılığıyla mücadele noktasında henüz bir adım atmadık ve sanki de biraz geç kalıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yine sizlerden istirhamımız, valiliğimiz olarak bu konuya da artık yavaştan ağırlık vermemiz, bir önce bir eylem planı, bir tedbir, bir öneriyle en azından bizleri uyarmanız olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Bu şeyden olabilir. Buradayız efendim. Thank you.